Yeterli değil. Kesinlikle yeterli değil. Mesela Enes'i UEFA'da ilk oynatan benim. Enes'i A takımı alan da benim. Bursa Spor'a gittim de dediler ki ya hocam dediler Arsenal işte Manchester bizden bir çocuğu istiyor. Kim bu dedim? Altyapıda. Kaç yaşında? 16 yaşında. Niye A takımdan idmana çıkmıyor? Ya bu kulüpler bunu istiyor. Bu çocuk al. Hemen ben onu A takımı aldım. A takımdan idmanlara çıkarmaya başladık. Sonra UEFA Kupası'nda ben onu oynattım. Oyuna soktum. Hiç kaybettik ama soktum mesela. İlk oynatanlardan biriyim. Gelişimini biraz daha hızlandırması lazım Enes'in. Deneyime tecrübe, çok büyük deneyime tecrübe kazanıyor. Zaten çok okuyan, kültürel anlamda kendisine katkı yapan bir arkadaşımız. Cengiz'e gelince Roma'daki futbolcumuza mesela birkaç haftadır yedek bekliyor. Milli takımdaki oyunuyla Roma'daki oyunu çok farklıydı. Ki Lucescu da oyundan alıyordu değil mi son bölümlerde. Yani onun da belki iyi bir mentöre ihtiyacı var veya Roma kulübü bunu yapıyordur. Çünkü bu o aralıktaki oyuncuların durumu çok önemli. Cenk'le ben Arsenal Everton maçına gittim. Cenk maçtan sonra Cenk'le beraberdim biraz ben. Onun eski hocasıyım. Gaziantep'te santroforluğun dışında sağda solda onu ilk oynatan benim. Oynayacaksın. Burada da ikinci bir pozisyon oynamayı öğreneceksin. Çünkü forvet adamı artık futbol gelişti. Sadece orada merkezde oynayan santrofor tipi kalktı. Sağda solda forvetin arkasında oynamak zorundasın dediğim de çok zor gelmişti ona. Bugün söylediklerimden karşı karşıya kalabiliyor. O da bir şanssızlık şöyle diyelim. Yerine oynayan oyuncu da müthiş oynadı. Gol attı. Demek ki daha çok çalışacak, daha çok mücadele edecek, şansını bekleyecek, aldığında da değerlendirecek. Çünkü Cenk'in o yapısı, o karakteri var. Yeterli oyuncu çıkaramıyoruz ki. Yani şimdi bakıyorsun Slovakya, ufak bir Slovakya'dan, ufak bir Çekoslovakya'dan veya Portekiz'den binlerce oyuncu çıkıyor. Tamam, Portekiz Brezilya'dan besleniyor vesaire, işte birbirine yakın ülkeler ama bütün bunlara rağmen oyuncu çıkıyor. Yani biz niçin oyuncu çıkaramıyoruz bunu tartışmamız gerekiyor. Hepimizin tartışması gerekiyor. Hepimiz nasıl oyuncu çıkarabiliriz? Bu çıkmıyorsa sebepleri nelerdir? Neler ortaya koymalıyız? Yani orada 10 kişinin, 15 kişinin, 3 kişinin aklından gelecek fikirleri alıp çünkü o kadar çöp tenekesine atılmış kararlarımız var ki kanka. Hepsi çöp tenekesinde. Şöyle geriye doğru yabancıdan sordum bana. Geriye doğru geldiğin zaman 5 artı 3, 6 artı 2 vesaire vesaire. Hep çöpe attık. Attık bir yeni geliyor. Şimdi bunu da çöpe atacağız. Bir yenisini getireceğiz. Halbuki ya bir hepimiz bir toplanıp bir ya hep şundan örnek veriyorum. Milli Eğitim Bakanımızı çok takdir ediyorum. Müthiş bir bakanımız var. İnanılmaz. Zevkle dinliyorum. Onu dinleyince birçok şey de öğrendiğimi hissediyorum. Vermiş olduğu futboldan birbirine benzer çok örnekler var. Yani onlar bile 1000 kişinin üstünde insanları davet edip 10'ar kişilik gruplar yapıp eğitim düzenimizle ilgili ne gibi fikirler olabilir diye bir sürü kişinin görüşlerini aldılar. Yani bu bize bir örnek. Milli Eğitim Bakanı'nın başlatmış olduğu eğitimle ilgili çalışma futbol için, futbol federasyonumuzun için bir örnek. Aslında baktığın zaman Milli Eğitim Bakanı, Spor Bakanı, Futbol Federasyonu. Üçünün ortak çalışması, %100 ortak çalışması gerekiyor. Ama bunun için yöneticiler bu işi yapamaz. Yani yapamaz. Bugün Yıldırım Bey bu işi kendisi yapamaz ki. Yanındakiler de yapamaz. Yanındaki yönetim kurulu iş adamlarından kurulu. Neyi yapacaklar? Bu işi profesyonel insanların yapması gerekiyor. Paranense kulübüne gittiğimde, kulübün tanıtımında bir beyefendiyi getirdiler. Bu dediler 300 tane okuldan sorumlu. Kulübün özel 300 okuldan Brezilya'daki 300 okulu denetleyip tabi her şehirde her bölgede de onun adamları var. Oradaki o iyi oyunculardan ilgili bilgi verip bu gidiyor seyrediyor sonra o oyuncular alıyor yapmışlar orta ve liseyi tesislerde okulda yapmışlar. Hem okuyorlar hem tesiste kalıyorlar hem de antrenmanlarını yapıyorlar. Şimdi bu da başka bir çalışma örnek veriyorum. Dolayısıyla bizim planlamaya, projelere ihtiyacımız var. Vallahi son hafta VAR sistemi şu dikkatimi çekti.
Hakemler artık VAR'a gitmiyor. Yani orada bir konuşmadan sonra kendi inisiyatiflerini kullanmaya başladı. Çünkü VAR'a gidip karar değiştiriyorlar. Birçok kritik almaya başladılar. Şimdi ülkemizde çünkü bazı şeylere inan, birbirimize güvenmiyoruz. Güvenmediğimiz için de o kararları verenlere de güvenmiyoruz. Son hafta için diyorum. Özellikle hakemler, ben mesela Kayseri Galatasaray maçında Sinan'ın pozisyonundan ilgili bir konuşma oldu. Orada herhalde hakem hocamız dedi ki hayır, ben olayın çünkü yakında önünde oluyor olay. Görüntüde var. Hakem hemen orada. Ben gördüm dedi herhalde. Gidip VAR'a gidip seyretmedi. Şimdi bunun olumlu tarafları da var. Hakemin kendinden son derece emin olması veya her hatada hakemi VAR'a göndermek de hakemi tedirgin eder yani. Hakemin kendine olan güvenini de sarsar. Allah Allah, nasıl görmedim. Gidiyor diyor. Aa, gerçekten böyleymiş. İki kere gitti mi zaten 90 dakika içerisinde o hakem abonda ne olur? Bu sefer vereceği kararlarda nasıl olsa VAR bana söylüyor, bir bekleyeyim diyebilir. Dolayısıyla orada da taktikler var. Bunu görmek gerekiyor. Mesela VAR'ı biz şimdiden alıp ne böyle baş tacı yapalım ne yerden yere vuralım. Bu bir deneme safhası. Brezilya sadece kupada deniyor. Ligde deneyemediler. İngiltere denemiyor. Önce kupada bakıyor. İşte Şampiyonlar Ligi bakıyor, bekliyor. Türkiye hemen giriş yaptı. Büyük bir cesaret örneği. Burada gerçekten iyi bir cesaret örneği. Çünkü Dünya Kupası'ndan ben VAR'ı destekledim. Dünya Kupası'nda müthiş. Sistem de iyi işledi. Ve güvenilir işledi. Sezon sonunu bekleyip sezon içerisindeki yaşadıklarımızı hepimizin dile getirip ortak bir akıl kullanıp bu şekilde de orada çıkacak sonuçlara göre hareket etmeli. Yani bugünden VAR şöyle, VAR böyle demek bence yanlış olur. Evet, ben geçen sene Alanya'dan ayrıldıktan sonra orada bir hastalık geçirdim. Ayrılmak zorunda kaldım. Daha sonra 3-4 ay sonra düzeldim ve kendime bir plan ve proje yaptım. Yani bunlar içerisinde futbolun önde gelen hem ülkeleri hem de iyi futbolcu yetiştiren ülkelerde ki sevk, idare, teknik adamların düşünceleri ne? Böyle bir proje üzerinden yola koyuldum. İşte İngiltere'de çeşitli aralıklarla kalarak takımları, antrenmanları, teknik adamları, maçları izleyerek daha sonra da Brezilya, Arjantin, Paraguay hem burada ligi hem de oranın Şampiyonlar Ligi, dün de biliyorsun finalin Boca Juniors, River Plate Şampiyonlar Ligi finalinin ilk maçı oynandı. Hem lig hem Şampiyonlar Ligleri hem de teknik adamlarla ilgili söyleşiler yapıp aradaki farkı tabii Almanya'yı da takip ediyorum, İspanya'yı da takip ediyorum. Hem teknik adamların takıma olan katkıları hem de ülkenin futbolu, o gelişimler, hocaların neler düşündüğüyle ilgili kendimi geliştirme amacıyla bilgiler topladım. Tabii bu devam ediyor. Bu arada da Türkiye'de de zaman zaman takımlar boşalıyor. Zaman zaman istişare, görüş birliği yaptığımız yöneticiler oluyor. Asıl amacım şimdi son bölümdeki, son sıralardaki takımları alıp yukarı 3-4 sıra çıkarabiliyorsunuz. Ama orta sırada veya üst düzey şampiyonluğu oynayan takımları aldığınız zaman işte hedefiniz direkt şampiyonluk oluyor. Veya bu senelik o kadar teknik adamların takımı olan katkısıyla, özellikle Anadolu takımları açısından söylüyorum, ilk dörde girme şansınız çok yüksek. Hatta şampiyon olma şansınız yüksek. Beşiktaş-Sivasspor maçını gördük. Sivasspor'un hocası ayrılmasına rağmen yardımcı hoca Hakan'ı da tebrik etmek lazım. Mükemmel bir performans ortaya koydular. Galip geldiler. Bu demek oluyor ki kadrosu biraz iyi olan, biraz da antrenör eli değdiği zaman artık üç büyüklerin aralarındaki farkın kapanmış olduğunu, hatta büyük takımların gerilmiş olduğunu, Anadolu takımlarının yabancı transferlerindeki nokta atışlarını yaptıklarında ligde söz sahibi olacaklarını gösterdi. Devre arasına kadar bekleyip durumu görmek. Yurt dışından iletişimde olduğum bir takım var. Ama ikincilik olduğu için şu anda o takımı dışarıdan da yönetiyorum yani. İkincilikte olduğu için çok düşük, lig düşük. Birinci lige
çıkarsa orada mesela gerekli bir hemen bir hemen başlayabilirim yani hiç. Ama öncelikle birinci lige çıkması şart. Onun için de başkan ve oradaki insanlarla bir çalışma programı uyguluyoruz. Ama zor yani. Şey düşük olduğu için, kalite düşük olduğu için biraz zor. Bakacağız. Süper Lig artık biraz da benim seçici olmam gerektiğine inandım. Çünkü bugüne kadar gelen bütün tekliflere gittik. Bütün gelen teklifi hemen değerlendirip başladık. Ne oluyor? Kurtarıcı oluyorsun. Ama bir Bursaspor'a gittin, lig dördüncüsü oldun. Yani biraz düzgün bir takıma gittiğin zaman, biraz güçlü bir takıma gittiğin zaman veya Gaziantepspor küme düşme potasındaydı. Mesela o sene playoff ligi vardı. İlk resmi kupasını kazandı 12 takım arasında. İkiye ayrılmıştı lig biliyorsun. Ordu Spor'la finali oynayıp burada resmi kupasını alan 12 takım arasında birinci olan o takım da kadrosu çok iyiydi. Yani iyi kadrolarda çalış. Ne kadar iyi teknik adam olursanız olun, iyi oyuncu kadrosunda çalışmak çok önemli işte. Şimdi Fenerbahçe'yi görüyoruz. Kadro biraz kaliteli oyuncularla transfer yapılmadığında, aynı şey Galatasaray'da eksikler olduğunda, Beşiktaş aynı şeyi yaşadığında Anadolu takımları geliyor, burada da yeniyor, kendi sahasında da yeniyor. Örneğin Malatyaspor, Erol Hoca'yı tebrik etmek lazım. Çok güzel bir çalışma yapıyor. Geçen sene herkesin küme düşer dediği bir takımı aldı. Bir sistem, önce bir defansı oturtturdu. Daha sonra yabancı transferlerindeki doğru atışlar takımı belli bir yere getiriyor. Çünkü Türkiye'de Anadolu takımlarının en büyük sorunu, büyüklerden sonra en büyük sorunu yabancı transfer konusunda zayıf kalmalarıydı. İyi transfer yapamıyorlardı. Şimdi aynı şey büyük kulüplerde olduğunda bakın büyük kulüpler nerede oluyor. Yani müthiş bir aradaki o fark, yani geçmişte büyük kulüpler için içeride dışarıda hiç fark etmiyordu. Hepsini yenebiliyorlardı. Ama şimdi aradaki fark kapandı. Bu sene için diyorum. Önümüzdeki sezonlarda UEFA ile olan ekonomik sorunlarını büyük kulüplerimiz hallettiğinde onlar da transferler yapabilir. Ama öte yandan bir de şöyle bir gözlemlerimde şöyle bir şey var. Şimdi Almanya'ya bakıyorsun, Bayern Münih de tekliyor. Oranın en büyük kulübü. İşte bu Borussia Dortmund mağlubiyeti değil. Ondan önce de iki maç üst üste mağlup oldu. Orada da bir sorun var. Veya İngiltere'de City başlangıçta iyi değildi. Liverpool'un bir çıkışı söz konusuydu. Sonradan düzeldi. İşte United'a bakıyorsun, aynı problemleri yaşıyor. Avrupa'da da sanki böyle büyük takımlarda bir tek Paris Saint-Germain değil mi? Tuchel orada 13'te 13 yaptı galiba. 13'te 13 yaptı. Hiç mağlubiyeti yok, beraberliği yok. Fransa'da da 5-6 takımın haricinde diğerleri biraz zayıf takım görüntüsünde. Çok başarılı bir takım ve teknik adam bence şu anda Tuchel. Şimdi evet, bu sene bence Başakşehir'in şampiyon olması lazım. Yani Abdullah Hoca'nın bu sene ne yapıp başkanın, yönetimin. Çünkü böyle bir fırsat bir daha ellerine geçmez. Yani bir tarih yazmak istiyorlarsa, tarihinde müzelerinde çok önemli bir kupa koymak istiyorlarsa bu sene büyük bir fırsat. Geçen sene de aslında olayın içindeydiler ama Fatih Hoca orada teknik adamlığını konuşturarak Galatasaray'ın kadrosu yeterli olmamasına rağmen şampiyon oldular. Başakşehir, evet, Arda, Emre ve Adebayor olmamasına rağmen, yani şöyle diyelim, Arda ile Emre son Rize maçında takıma katkı sağladılar. Şimdi onların da bir performansının iyi olup da takıma girdiklerini düşündüğünde, belki de Başakşehir, açık ara demeyelim de 7-8 puan farklarla ligde lider konumunda bulunabilir. Ama Başakşehir için de bir dikkat edilmesi gereken konu, Anadolu takımları da artık maç vermiyor. Yani Başakşehir'in burada da taraftar gücü, 12. adam gücü eksik olduğu için deplasmanda oynadıkları maçlarda bu sorunu yaşayabilirler, puan kaybedebilirler. Arda'nın, Emre'nin Rize maçında takıma katkısını gördük. Özellikle Arda'nın kısa da olsa, kısa zamanda olsa ben oyun içerisindeki topla alışverişi, 2-1'den sonra Rize Spor'un
ataklarının yoğunlaşması, hatta golü her an atabilir diye bir oyun görüntüsü ortaya çıktı. Ama Arda ve Emre oyuna girdikten sonra top Başakşehir'de daha çok kalmaya başlayıp ve oyunu dengeleyip üstünlüğü ele geçirdiler. Yani bu da oyuncu kapasitesi, kadrosunun Başakşehir'in geniş olduğu, hamle gücünün de yüksek olduğu, bu oyuncuların da performansının ve randımanın arttığında diğer takımlar arasındaki farkı da açacağını düşünüyorum. 10 haftadan sonra teknik direktörün Koku'nun gitmesi doğal yani, doğal. Belki de kendisi de bırakacaktı. Belki de kendisi de olmuyor demiştir, bilemiyoruz oradaki içsel yönetimdeki gelişmeleri. Koeman bence başarılı. Yani aynı yardımcı ekip, yani Koku'nun yardımcıları göreve devam ediyor. Takım kurulusunda değişiklikler var. Oyuncu değişmelerinde değişiklikler var. Çünkü teknik direktörleriyle beraber çalışırken sanırım belki onlar görüş belirtiyordu. Koku inisiyatif kullanıyordu. Burada Koeman biraz daha farklı işler yapıyor. Oyuncularla iletişimi daha farklı. Özellikle Valbuena'nın forma girmesi ve takım oyunu oynaması, bu çok önemli. Hücumda basit top kaybetmeyip hemen boşa çıkan adama pası atması, sağa sola deplase olması, ölü topları iyi kullanması, hep oyunun içinde olması, fiziksel, ruhsal ve motivasyon olarak istemesi takıma olan katkısını da geliştirdi. Ama esas Koeman'ın saha içerisindeki kafası Ayev. Yani onun hocası, teknik direktörü saha içerisinde. Bazen teknik adamlar şanslıdırlar. İşte bir dönem Alex Fenerbahçe'de, Hagi Galatasaray'da veya Chelsea'de, Mourinho'da Drogba gibi bazı oyuncular saha içerisinde teknik direktör gibi. Yani takım kaptanı ne? Teknik direktörün uzantısı. Dolayısıyla saha içerisinde bu tip oyuncular birçok şeyi değiştirebiliyor. Fenerbahçe'de de Ayev'in bunu dışarıdan yaptığım gözlemlerde saha içerisinde hem organizasyonda hem de kulübeyle iletişiminin son derece pozitif olduğunu görüyorum. Bu da oynanan oyuna ve alınan puanlara da yansıyor. Yani Türkiye'de bir açık, net, gerçek olaylar var. Maalesef bu konularda şeffaf olamıyoruz. Niçin olamıyoruz? Taraftarın bir baskı gücü var. Taraftarın ekonomiye bakmayıp takımların UEFA ile kendi iç bünyesinde yaşamış olduğu sorunlara bakmayıp mutlak surette iyi futbolcular transfer edin, borçlanın, şampiyon olun. Böyle bir bakış açısı var. Türkiye'deki taraftar grubunda böyle bir bakış açısı var. Hal böyle olunca bir de yarış var. Büyük kulüpler birbirleriyle yarışıyor. Böyle olunca ne oluyor? Kulüpler ekonomik borç batağına giriyor. Ve Galatasaray takımı aynı şekilde, o da UEFA'nın kontrolünde. Durum böyle olunca da giden oyuncular, satmak zorunda kaldığın oyuncular, bunların yerine istediğin kalitede veya takımın gücünü yukarı, performansını yukarı çekecek oyuncuları transfer edemiyorsun. Şimdi geçen sene Fatih Hoca geldi, antrenörlü teknik adamlık deneyimini göstererek takım şampiyon oldu. Orada antrenör teknik heyet katkısı çok büyük. Bu sene oyuncuların gitmesi, bazı pozisyonlarda eksik oyuncu olması onu yeni oyuncu arayışına itti. Örneğin işte bir Ozan'ı çıkarıp kaybetse dahi, çünkü yeni oyuncular, genç oyuncular, deneyimsiz, tecrübesiz oynarken size maç kaybettirebilir. Bütün bunları göze alıp bazı oyuncuları farklı pozisyonlarda oynatarak takımı yukarıda tutmasını bildi. Şimdi Fenerbahçe aynı şeyi yapamadı. Fenerbahçe Koku tanımıyor, etmiyor. Tutamadı takımı yukarıda. Ama Fatih Hoca, Şenol Hoca için de aynı şey geçerli. Fatih Hoca, Galatasaray'ı konuştuğumuza göre takımı yukarıda tutup şampiyonluk potasında götürebilmeyi başarıyor. Tabii bu nereye kadar gidebilir? Çünkü bu cezalar, son yaşanan olaydan sonra teknik adamın ve takımın bayağı bir şeyini sarstı, gücünü sarstı. Ama buna rağmen Kayseri gibi çok önemli bir deplasmanda, iyi bir takıma karşı, gerçi Kayseri Spor'un da çok eksikleri vardı. Orada 3-0'lık net bir skor, yani 1-0 bile çok iyi bir sonuç olacakken 3-0'lık net bir skor ve Fatih Hoca'nın mevcut elindeki kadroyu hemen üçlüye dönüp ne oluyor? Olmuyor değil mi? Olmadığı zaman teknik adamlar bir şeyler bulmalı. Veya
Koman'da orta sahaya kimi koydu? Isla'yı koydu, değil mi? O da bir şey yapmak zorunda, bir yenilik yapmak zorunda. Mevcut kadroda eksikleriniz varsa bazı oyuncuları bazı farklı mevkilerde oynatarak teknik adamlığınızın ufkunu da ortaya koyabiliyorsunuz. Fatih Hoca, şimdi bir gerçek var. Yani Fatih Hoca, Şenol Hoca, Abdullah Hoca, yukarı şampiyonluğu oynayan deneyimleri, geçmiş deneyimleri çok yüksek. Bu başta Fatih Hoca ve Şenol Güneş'in bunu çünkü internasyonel deneyim ve lig şampiyonlukları başka. Tabii krizi yönetmek de başka. Şimdi krize giren bir takımı yönetmek de başka. Bunlar hep şampiyonluğu oynayan bir takımın teknik direktörlüğünü devamlı yaparsınız. Bir de alt sıralarda sürekli kurtaran bir teknik adamlar tipi vardır. Veya orta sıralarda oynayan teknik adamlar tipi vardır. Yani burada farklı stratejiler uygulanır. Onun için krizde mesela şu anda Beşiktaş bir eleştiri odağı içerisinde. İşte 8 maçtır bir galibiyet mi var yanlış söylemiyorsam ve bütün maçlarda gol yemiş. Şimdi o krizi yönetmek gerekiyor. İşte bugün medyada gazetelere baktığında işte bu oyuncu şu yüzden kadroya alınmadı. Şu şundan oldu ve bu bundan oldu. Bir takım konuşmalar var. Bu medyaya sızıyorsa mutlaka kendi bünyelerinde de farklı fikirler de vardır. Çünkü bunlar olmadan bu sızıntı olmaz. Dolayısıyla Fatih Terim Hoca'nın ligde ağırlığını koyacağını, belki birkaç yeni futbolcu da çıkarabilir. İşte devre arası hazırlık kampından sonra bir iki yeni futbolcu veya belki bir transfer yapabilirler. Çünkü bir güce ihtiyaçları var. Teknik adam katkısıyla bu kadar olur. Bunun üstüne bir tik, iki tik yukarı çıkmak için oyuncuya ihtiyacınız var. Durum böyle. Beşiktaş kadro olarak baktığında yaş olarak çok deneyimli oyunculardan kurulu. Yani Borussia Dortmund Bayern maçını seyrettik. Ben seyrettim. Orada da zaman zaman spiker işte Bayern 1-0 öndeyken deneyimin hakim olduğundan bahsetti. Tam tersi oldu maçın son yarım saatinde. Dinamik, koşan, tempolu takım, oyunu bırakmayan 90 dakika süresi içerisinde yüksek üst düzey tempoyla oynayan takım işi bitirdi. Dolayısıyla Beşiktaş giden oyunculardan sonra bir yenilik geçirmek zorunda. Ve bunun için de zamana ihtiyaç var. İşte santroforda hoca arayışlara girdi. Pepe ve Vida gelmesine rağmen iki tane dünyaca ünlü gelmesine rağmen iki sezon şampiyonluk yok. İkisi yokken takım iki sezon üst üste şampiyon oldu. Aslında çok enteresan bir durum. Şimdi Pepe ve Vida, Dünya Kupası'nda Vida, herkes Vida'yı istiyordu. İşte Pepe çok önemli bir isim, çok büyük bir tecrübe. Şu ikisi yan yana oynuyor. Baktığında Beşiktaş daha çok gol yemeye başladı. Ve iki senede giden şampiyonluk, yani bugünkü duruma da baktığında takım defansı ve defansta da bir sorun olduğu gözüküyor. Sadece gol atmada değil. Yani Sivasspor maçı 2-1 bittiyse yani Allah'a şükür demek lazım. 4-5 olabilirdi o maç. Yani City United maçında maç 2-0'dan 2-1'e geldi. Mourinho oyuncu değişiklikleri yaptı. Ama Guardiola Agüero'yu çıkarıp bizim İlkay'ı oyuna soktu. Orta saha soktu. Bir anda top City'de tekrar kalmaya başladı. Yani o ara City gol yiyebilirdi. Ve İlkay golü attı. Şimdi bunlar çok önemli şeyler. Dünkü Sivas maçında Sivas'ın mesela öyle bir orta sahası olup Hakan Hoca öyle bir hamle yapsaydı top Sivas'ta daha çok kalıp belki 3'ü 4'ü bulabilirlerdi. Dolayısıyla mesela Beşiktaş 2-1 mağlup durumdayken maçın bitmesine en az 30 dakika vardı. Artık oyun formatından, paslaşmadan, geriden veya orta sahadan oyun kurma düzeninden Beşiktaş uzun toplarla, şişirme toplarla acaba golü nasıl atarıma geçmeye başladı. Bu bir şampiyon olmuş, bu kadar deneyimli oyuncu gruba yakışmayan bir oyun anlayış stili. Ve bir de bunun üstüne 12. adamı Beşiktaş taraftarının gücünü de koy. Böyle bir güçle oynuyorsun. Çünkü taraftar da orada müthiş bir şekilde takımı 2-1'den sonra desteklemeye çalıştı. Ama oyuncular o geri dönüşü oyun planlaması içerisinde gerçekleştiremediler. Bazen teknik direktöründe oyuna müdahil olmadığı durumlarda oyuncular içeride bir şeyler yapmalı. İşte Quaresma gibi bir oyuncu orada
Pepe gibi bir oyuncu orada, Vida gibi bir oyuncu orada. Yani bunların oyun içerisinde oyuna ağırlık koyup daha uzun bir zaman var. 2-1 oynayıp biz golü atabiliriz demeleri gerekiyor. Burada tabii mutlaka Başkan Ali Bey ve yönetim kurulu ve sportif direktörleri bu konuyla ilgili en iyi istişareyi kendi aralarında yapıyorlardır. Ama bizlerin bir teknik adam olarak dışarıdan baktığında takımı tanıyan, sezon başı hazırlık dönemi, Şampiyonlar Ligi ön elemesi, Avrupa Kupaları ve lig olarak takımı tanıyan bir teknik ekip var. Ve bu teknik ekip Galatasaray, içeride oynayan Avrupa Kupası ve dün oynadıkları Alanya maçı bir başarı, bir pozitif takımında bir pozitif değişimin olduğu ortada. Bence devre arasına kadar bekleyip, çünkü şu çok önemli, futbol takımları sadece teknik direktörden ibaret değil. Maalesef bizde başkan ve yönetim şekilleri var. Bunlar belirleyici oluyor. Avrupa'da futbolda belirleyici olan profesyonellerdir. Yönetenler profesyonellerinden bilgiyi alır, doğru bilgileri alır. Bu doğru bilgiler ışığında da karar verirler. Bunu Fenerbahçe sportif direktör getirerek uygulayan şu anda tek takım Türkiye'de. Daha önce de Aykut Hoca ile Daum döneminde yapmışlardı. Şu anda bunu uygulayan tek takım. Yani yönetim Komoli'nin düşüncelerini, fikirlerini dinleyip ona göre karar veriyor. Dolayısıyla bazen iyi giderken bile teknik heyet getirmek zorundasınız. Çünkü oradaki işlevin nasıl gittiğini en iyi siz görüyorsunuz. Bu da demek çok püf başlı. Şimdi parantez açarak çok farklı bir konuya değiniyorum. Yani skor alıyoruz, devam edelim. Hayır, siz eğer işte sportif direktörünüz var, antrenmanı, oyuncu ilişkilerini, toplantıları, maç önü konuşmaları, devre arası, maç sonrası, bütün bunları bir bütün olarak sizin profesyoneliniz iyi izlenip bilgi aktarımını yapıp bu böyle skorları alıyoruz ama bu sunnidir. Biz buraya mutlak suretle bir general, bir teknik direktör, takıma hükmeden, lige hükmeden bir teknik direktörü getirmemiz gerekir de diyebilir. Veya tam tersi, evet bunlar iyi çalışıyor. Bunlar bu işi götürebilir. Biz devre arasına kadar bekleyelim. Devre arasından sonra karar verelim de diyebilir. Bunu mutlaka Fenerbahçe yönetimi, sportif direktörü kendileri konuşuyorlardır. Ama bizim dışarıdan baktığımızda Koeman en azından devre arasına kadar devam etmeyi bir kere hak etti. Aynı şey için Sivas'ta Hakan Hoca için de, Hakan Keleş için de söyleyebiliriz. Son derece başarılı. 2 sene zaten takımın bünyesindeki teknik adam. Bir şans verilebilir. Çıksın, devam etsin. Örnek. Veya onlar için de aynı şey geçerli. Biraz daha zamanı var. İyi bir teknik direktörü getirelim. Biraz daha pişsin. Ondan sonra ona teknik direktörlük verelim diyebilirsin. İşte bütün bu kararları kimlerin vermesi gerekiyor? Profesyonellerin. Ama Türkiye'de model, başkan ve yönetim modelleri var. Hal böyle olduğu zaman yanlış kararlar da alabiliyorlar. Yanlış kararlar aldığında ne oluyor? İş değişiyor.